Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Fuat-ı Mekke 10. sefir 65. kısım. Fasıl içinde vasıl. Hacı telbiyeyi ne zaman keser? Bazı bilginlere göre güneşin Arefe günü batmaya yöneldiği zeval vaktinde telbiye kesilir. Bazı bilginlere göre ihramlı bütün akabe taşlarını attığında bitirir. Bazı bilginlere göre ise akabe taşlarının ilkini attığında bitirir. Bu konudaki görüşümüzü daha önce zikretmiştik. Bizim görüşümüz haccın bütün fiillerinin yapılmasından sonra bırakılmasıdır. Dolayısıyla telbiye hac bitirildikten sonra biter. Çünkü Allah haccın fiillerinden üzerinde kalanı yerine getirmesi için insanı çağırır ve bu çağrıya icabet zorunludur. Öyleyse Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda herhangi bir rivayet gelmemiştir. Bu konuda bize ulaşan nihai şey, güneş batmaya yöneldikten sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem telbiye getirdiğini kimsenin duymadığıdır. Başka birisi ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemrelerinden ilk taşı attığında telbiye getirdiğini duyduğunu aktarır. Başka bir ravi ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemrelerinin son taşını attıktan sonra telbiye getirdiğini duyduğunu söyler. Bu ravilerin her biri ihram esnasında hacda tehlil getirmeyle ilgili sözlerinde olduğu gibi duyduğunu söylediği konuda da haklıdır. Hepsi zikrettikleri hususta güvenilir kimselerdir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlının konuşmaya ve zikre imkan bulamayacağı şekilde telbiyeyi ara vermeksizin hacca bitiştirmeyi emretmedi. Bilakis peygamber bazen terbiye getirir, bazen zikreder, bazen dinlenir, bazen yemek yer, bazen hutbe okurdu. Şu halde terbiyenin sürekli yapılması emredilmedi. Bununla birlikte ihramlı terbiyeyi arttırsa bile hac zamanı esasında ara vermesi zorunludur. Bütün bunlarda görüş ayrılığı yoktur. Bize göre umre yapan kişi de umrenin fiilleri tamamlanmadan umre terbiyesini bitiremez. Umre için ihrama giren kişi ihramdan çıkar diyenlerin bir kısmı şöyle demiştir. Mescide yani hareme geldiğinde telbiye sona erer. Bir kısmı ise tavaf başladığında telbiye biter demiştir. Bilmelisin ki hac ve umrenin fiillerinden herhangi birine başlayan insanı diğer fiilleri yapmaya da davet eder. Bunun böyle olması zorunludur. Başlangıçta bir fiili yapmaya yönelmek mecbur ise hepsini yapana kadar bütün fiilleri yapmak da zorunludur. Çünkü ihrama giren kişi ihrama girerken hacca girmiştir. Fakat telbiyeyi kesmemiştir. Kabe'yi tavaf etmiş, telbiyeyi ara vermemiştir. Safa ile Merve arasında koşmuş, telbiyeyi kesmemiştir. Arafat'ta vakfe yapmış, telbiyeyi ara vermemiştir. Bazı farz fiillerin gözetilmesi diğerlerinden daha önemlidir. Aynı şekilde bazı sünnetlerin gözetilmesi de bazı sünnetlerden önemlidir. Bu durum dikkate alınması zorunlu bir nas yoksa böyledir. Farzların yapılmasında Allah'ın davetine icabet edilirken, sünnetler yapılırken peygamberin davetine icabet edilir. Çünkü Allah şöyle buyurur: Ey iman edenler! Sizi çağırdıklarında Allah'a ve peygamberine icabet ediniz. Çünkü peygamber Allah'ın emriyle davet eder ve bu durumda icabet edilen gerçekte Allah'tır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken çağırdığı birinin çağrısına karşılık vermemesi üzerine kendisini azarlamış adam, ey Allah'ın peygamberi, namaz kılıyordum. Peygamber ise şöyle demiştir: Allah'ın şu ayetini duymadın mı? Sizi çağırdığında Allah'a ve peygamberine icabet ediniz. Telbiye bir ibadettir. Haccın fiilleri ise ya sünnet ya da farzdır. İnsaflı davranırsan sana gerçeği açıkladım. Artık onu takip et. Var ki peygamberden bu konuda gelen bir nas varsa onu benimsemelisin. Başvurulacak şey nastır. Bu noktada ariflere gelirsek onlar dünyada ve ahirette telbiyeyi kesmez. Çünkü onlar sürekli Hakk'ın kalplerinde ve nefslerindeki çağrısını duyar. Öyleyse onlar Hakk'ın davet ettiği şeye göre bir halden bir hale geçerler. Gerçek müminler de dünyadaki bütün davranışlarından şeriatın kendilerini çağırdığı şeye göre hareket ederler. Bu çağrıya icabetleri kendilerini harama düşmekten korur. Öyleyse onlar da Rablerinin çağrısına icabet etmeleri nedeniyle bir halden bir hale intikal eder. Şu halde çağıran her zaman Allah'tır. Arif ise kulağa perdeli olmayan kimsedir.
ve bu nedenle her zaman olumlu karşılık verendir. Allah bizi kulağını Rabbinin davetini açanlardan, gözünün tecellisini görme üzere açtığı kimselerden etsin. Amin. Tecelli kesintisiz ve süreklidir. Hakkı görmede bir ara ve fasıla yoktur. Biri devam ettiği için öteki de sürer. O önem verdiği için kul da önem verir. Her an bir öncekinden üstün bir makama intikal edilir. Kendisinden ayrıldığın makam, bir açıdan döndüğün makamdan değil iken, o da başka bir açıdan Hakk'a döndüğün makamdan üstün değildir. Çünkü işleri Hak ile ilişkilendirildiğinde onların arasında şeref bakımından bir fark olmaz. Onları kendine nispet ettiğinde senin için derecelenirler. Bize göre mükemmel insan, işlerin kendisiyle ilişkisinin Allah ile ilişkileri gibi olduğu kimsedir. Böyle bir insan her şeyde Hakk'ın yüzünü gören kişidir. Bu bölümü zevk yoluyla bize aktarıldığı gibi zevk yoluyla bilen kimseyi görmedim. Gerçi bu bölümün de zorunlu olarak adamları vardır. Fakat sayıları azdır. Çünkü bu makam pek yüce bir makam. Ondan korunmak ise ağırdır. Ben bize uyanların bir kısmının bu makama ulaştığını zannederim. Bana bir gün bir konuda bir sistem ulaşmıştı. Sonra benim yanımda o makamı elde etmiş olduğuna tanıklık etmişti. Fasıl içinde vasıl. Kabe'yi tavaf. Kabe'yi tavaf evin sola alınmasıyla başlar. Ardından imkan varsa Hacer-i Esved öpülür. Sonra ona secde edilir veya kendisine ulaşma imkanı yoksa işaretle selamlanır ve ondan biraz geride durulur. Öyle ki tavafta onun önünden gelebilir. Sonra kendisine varıncaya kadar yürümek gerekir. Bunu 7 kez yapmak gerekir. Her defasında Hacer'den önce bulunan Rükn-i Yemani'ye el sürülür. Fakat öpülmez. Kudum tavafında ise 3 şaft koşulur. Ardından 4 şaft daha koşulur. Fakat şaflarda iki Yemen rüknü arasında biraz yürünür ve şöyle denilir. Rabbimiz bize dünyada olduğu gibi ahirette de iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. 7 şaft böylece tamamlar. Bütün bunların Allah'ın karşısında olduğunu bilen bir kalp ile yapılması gerekir. Kabe'nin etrafında tavaf eden kişi bu ibadette arşın etrafında tavaf ederek Rablerinin övgüsünü tesbih edenlere benzer. Bu nedenle tavaf ederken tesbih getirmek, hamd etmek ve tehlil getirmek zorunludur. Bunun yanı sıra Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur demek gerekir. Bu konuda şu dizeleri söyledik. Bir cisim tavaf eder, kalp de tavaf eder. Bir zat engeller, bir zat ise yüz çevirmez. Çağrılır. Bu hal onun süsü olsa bile. O üstün, bilen ve saygın imamdır. Heyhat, heyhat. Yalan adı beni nasıl şaşırtsın? Kalbim onun gizliliklerinden korkar. Bir gün Kabe'ye baktım. Onu tavaf etmemi, Zemzem ise suyundan yudumlamamı istiyordu. Böylece mümine kavuşmak arzusundaydı. Bu istek kulakla duyulan sözlü bir istekti. Biz de onların hakkın mertebesindeki yüksek konumları nedeniyle o mertebede Allah hakkındaki marifetimize göre kendisine yaraşır bir şekilde içinde bulunduğumuz ilahi yakınlıktan, o ikisiyle perdelenmekten korktuk. Bunun üzerine gerçekte işin bulunduğu durumu bildirerek ve anlatarak kamil müminin durumunu dile getiren şu dizeleri söyledim. Ey Allah'ın Kâbesi ve ey Zemzem! Ne kadar zamandır bana kavuşmak istiyorsun? Benim size kavuşmam gerçekleşse bu bir istek değil, size merhamettir. Allah'ın Kâbesi sizin zatınızdan başka değildir. Alameti örten gizlilik sahibi zat. Hakkı ne gök ne yer sığdırabildi. Onunla konuşan da konuşamadı. Kalbe tecelli edip şöyle buyurdu. Sabret. Çünkü o bizim sağlam kıblemizdir. Sizden bize ve kalbinize. Bizden ey evim ne yücedir o. Kâbemize sevgimiz bir zorunluluk. Korkaklık sizin üzerinizde bir zorunluluk. Evi başkasına tazim etmedi. Ey kulum, ona sarıl. Kuşkusuz Kabe'yi tavafınız nurlandırdı. Başkasının evleri ise karanlıktır. Ev onların şirklerine ne de sabırlıdır. Onlar olmasaydı onlar uğursuz olurlardı. Fakat siz bizde birbirini tavsiye ettiniz. Gerçek sabrı ve merhameti. Kalbe özüyle aşık oldu. Ne kadar da çok sevdi ve ne kadar da çok bildi. Kendisine komşu olduğum dönemde
Kabe ile aramda yakarışlar, yazışmalar ve sürekli atışmalar gerçekleşti ki aramızda gerçekleşen konuşmaların bir kısmını Tacül Resail ve Minhacül Vesail diye isimlendirdiğim küçük bir kitaba koydum. Zannediyorum bu eser 7 veya 8 mektup içerir. 7 olmasının nedeni Kabe'ye yapılan 7 şafttı. Her şaft için o şafta bana tecelli eden ilahi niteliğe dönük bir mektup yazılmıştır. Fakat bu mektupları yazmamın ve bu konuşmaları yapmamın nedeni ortaya çıkan bir neden idi. Varlığımı Kabe'den üstün sayıyor ve onun mertebesini benim mertebemin altındaki hakikatlerin tecelligahı olarak görüyordum. Kabe'den ise türeyenlerin ilk mertebesi olan donuklardan birisi olarak söz ediyor. Allah'ın kendisine tahsis ettiği yüksek dereceleri zikretmekten uzak duruyordum. Bunun amacı peygamberlerin ve büyüklerin kendisini tavaf etmesinden ve taşını öpmesinden perdelenmesin diye onun himmetini yükseltmek arzumdu. Çünkü ben alemin ulvisiyle düşüğüyle her nefes yükselişleri hakkında bir bilgiye sahibim. Bunun nedeni varlıkların tek bir halde kalmalarının imkansızlığıdır. Çünkü bütün varlıkların kendilerine döndüğü asıl ki Allah'tır, kendisini her gün bir şende olmakla niteledi. Bu nedenle alemdeki varlıkların tek bir durumda kalması mümkün değildir. Bu nedenle ilahi şenlerin, tecellilerin değişmesi nedeniyle eşyada da değişir. Kabe'ye karşı benim durumum da beni etkisi altına alan hal nedeniyle böyleydi. Şu halde Hakk'ın içinde bulunduğum durumda hal sarhoşluğundan beni uyarmak istediğinde kuşu yoktur. Bunun üzerine beni dolunayın çıktığı bir gecede yağmur da vardı. Beni döşeğime yerleştirdi. Ben de abdest aldım. Şiddetli bir sıkıntıyla tavafa çıktım. Tavaf ederken zannediyorum ki bir kişiden başka kimse yoktu. 65. kısım sona erdi. Onu 66. kısım takip edecektir.